Sports Digital'in NBA e, Podcast'i Çaylaklar'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda sadece Kazım var. Hoş geldin Kazım. Hoş geldin. Merhaba Sinan. Hoş bulduk. E, bugün Mustafa aramızda yok. E, özel nedenlerle dolayı e, bu haftalık aramızda Personal olacak. reasons evet, out. Evet. Personal <laughs> reasons out. Kayri gibi bir e, kafa izni <laughs> aldı diyelim. E, ona da buradan selam olsun. E, direkt haftanın olayıyla başlayalım istersen. Haftanın olayında... Julius Randle MVP formunda şu an oynuyor. Çok, Acayip çok e, ee, bir seviye. Knicks zaten 7 maçtır kazanıyor. 8 olması lazım. Yok 7 maç. Ee, Son maçta 8 evet. kiler 7 maç. 7 maçtır kazanıyorlar. NBA tarihinde 20 sayı 10 rebound 5 asist ve %40 ile üçlük, üçlükle oynayan 3 isim var. Tahmin et isimleri. Kevin Durant. Değil. Stephen Curry. Değil. Larry Bird. Larry Bird 1. Bir. 20 sayı 10 rebound 5 asist. Evet. Dur. Curry zaten kötü bir tahminmiş. Evet. Ben severim bu tamam oyunlarını bir dakika. Larry Bird 1. Bir. Evet. 2. Julius, 3. Jonas, 3. Şu an oynuyor. Aktif bir oyuncu mu? Evet. MVP yarışında aktif. Yok hiç. Evet. Yok hiç. E, Nix tarihinde <laughs> 20 sayı, 10 ribaund, 6 asist ortalamalar sahip tek oyuncu. İnanılmaz bir şey bu. Geçen hafta Doğu Konferansı haftanın oyuncusu ve geçen hafta 36 sayı, 8 ribaund, 7 asist ortaladı ve naamak geçti haftayı. MIP adayının zaten bence şu an en öndekidir. Evet, Jeremy musun? Grant daha öndeydi ama artık Randall ödülü aldı, kapattı bir bence. de Jeremy Grant bayağı maç kaçırmaya başladı. Evet. Maçta kazanmıyorlar. Evet, ben, yani Randall MIP'i kapattı bence evet. son 1 ayki Knicks'in yani, de çıkışıyla beraber. MIP'i kapattı. Hatta Nix medyası artık MVP için e, kampanyalara başladı. Julius Randall MVP kampanyası başladı. Onu söyleyeyim. Bu arada ben oyalayacağını düşünüyorum bu performansıyla hani. Oyalı abi yani ölmüş bir eee franchise'ı o hayata getirdi. Ya belki bu dediğim Carmelo Anthony taraftarları kötü bir yere çekebilir ama Carmelo Anthony'nin New York'ta yaptığını daha büyük bir şekilde yap yaptı bence. Hani, evet bu sene bir taraftar yok falan ama hani bu sene normal taraftarlı bir sezon olsaydı hani Madison Square Garden hani basketbolun Mekke'si derler Amerikalılar evet. oraya. Hani Madison Square Garden'ı gerçekten hani ölü bir 5-6 yıldan sonra tekrar hareketlendiren New York'a basketbolu o Carmelo'lu playoff 2014'te o sene. 2014. 11 12. 12, 12, 12. J.R. Smith, Carmelo Anthony, eee Linsanity, Jeremy Lin falan filan. E, hani o sezon e, o sezondan sonra hani Madison Square Garden'ı canlandıran isim olacaktı evet. bence Julius Randle bu sene taraftar olsaydı. New York'u %99 playoff'a soktu. Play-in maçı yapmadan. Beşinciliğe kadar çıktılar orada. İlk üçün arkasında Atlanta, e, New Çok York, Boston lazım. şey yapıyor. Atlanta da yarım maç var. Siz de de aranızda yarım ya, maç var. Biz, biz mi olduk bastığında? sensiz. Yani Sen <laughs> o camianın tek temsilcisisin. Abi yani ve geçen seneden bu sene oyunu o kadar yükseltti ki yani her şey yapıyor şu an. Ya, ee, yere takım, vuruyor. Takımın ana yaratıcısı oldu ya biraz. Tabii. Yani Lebron görevi üstleniyor. hani. Oyun kuran 3-4 numara. Oyun kuran kanat. Oyun kuran forvet. Biraz Derrick Rose'un da gelişiyle o oyunu yönlendirme ve bütün skor yükü onun üzerinden alını biraz Derrick Rose sayesinde. Ama kim tahmin ederdi ki kadrosunu Taj Gibson ee, işte Frank Ntilika Kevin Knox gibi isimlerin olduğu bir kadro. RJ Barrett de iyi oynuyor. RJ Barrett'ın hakkını verelim. Mitchell Robinson sakatlandı. Sezonu kapadı neredeyse. Yani büyük ihtimalle kapadı. Playoff'ta dönebileceği belki konuştu ama ben sanmıyorum. Yani riske etmeyebilirler. Çok büyük başarı. Tam Thibodeau'nun da burada hakkını verelim. E, yani kendi koçluk felsefesine zamanında Chicago yaptı. yaptığı, Minnesota ile hiç yapamadığı, sahaya hani her şeyini veren, e, savunmada son Ter terinin sonlanmasına kadar savaşan takım felsefesini New York'ta oturtmuş oldu. Emin en iyi savunmalarından biri zaten. Ya da biraz şımarık Carl Anthony Towns, e, Zach Lavin, Andrew Wiggins o zaman 3'ü vardı o takımda. Evet. Butler bile gelip burası sirk demişti yani. Minnesota'da yapamadığı evet. oyuncuları savaştırma psikolojisini New York'ta çok iyi sokmuş. Evet. Yani her oyuncu savunmada sonuna kadar her şeyini veriyorlar. Hani Atlet fizikli oyuncular zaten çoğu. Frank Liljkana iyi bir savunmacı yani evet. Gücünde evet. çok ciddi sıkıntıları var ama. İyi bir savunmacı. Randall'a baktığım zaman hani savunmada uyur da yap ama hani kolları uzun, hani ayakları hızlı. İyi bir savunmacı olabilecek atletik şeylere sahip bir oyuncu özellikle. Oyalı bölgeyi çok iyi kapatan bir takım zaten. Evet. Ama yani şimdi Randall'a dönecek olursak o kadar rahat oynuyor ki şu an hücumda. İstediği her şeyi yapıyor. Topu alıyor, bir adım geriye atıp kaldırıyor, potoya gidiyor, foul alıyor. Ar şey, pas, pas şey çok arttı. Pası arttı. Katları görüyor. Ya sağ köşede topu aldı mı %90 sayılı bitiyor bu çocuk. En sevdiği yer orası. Ee, dediğim gibi MIP adayını zaten. Geçen seneki istatistiklerini vereyim istersen. Sayısı 4 sayı artmış. assist e, rebound'da artış var. Asiste üçlük bir artış var. 3.1'den 6.1'e çıkmış. Üçlüsü 28'lerden 40'lara çıktı diye biliyorum. Evet yani. 27'den 40.5'a bir artış var. Ee, Galibiyet yani oranında... Yani bu 40.5'ü de böyle 2'de 1'le falan atmıyor yani. Yüksek volümle atıyor. Tabii. Yüksek volümle atıyor. Ya aslında bu Lakers scouting takımına burada bir Hakkını vermek lazım çünkü doğru oyuncuları draft ediyorlar ama hani Lakers camiasının Doğru oyuncular için sabırları yok ama Takvimiyle uymuyordu hani evet. Lebron'un da gelmesiyle beraber o zaten Lebron'un geldiği yaz Randall'ın kontratı bitti evet. Lakers'ta Yenilemediler tabii Yenilemediler. ki Yenilemediler ee, Açık olsun yolu yani acayip oynuyor sen e, Randall'ın All-NBA ikinci ve ilk takımı seçeceğini düşünmüyorum ama ikinci, ikinci veya üçüncü seçim takımlarda ben de yer bulacağını düşünüyorum hani Seçilebilir yani şimdi kafamdan düşünüyorum Baktığım forvet olarak hani Lebron bence seçilmez ilk takıma Yok be ben ikinci takımı seçilir bence. Bence ikinci takımı da ilk takımı kim düşünüyorsun? İlk takıma abi çok zor ya. Çok sakatlık oldu. Kavay var. Yani. Kavay da gitti yine. Sakatlandı ve ne kadar ne zaman önce belli değil. Seytun yani, bence ikinci veya üçüncü takıma seçilecek. Ya, sezon çok rezil bir hal aldı ya. Evet, Herkes evet. sakatlanıyor. Zaten geçen yani, programda bahsettik bu takvim sıkıntısından. Ya bu, tem, bu tempo bu tempo için normal değil ya oyuncular için. İnşallah playoff öncesi... Keyifsiz yani. Birazdan geleceğiz sakatlıklar ama hani evet. playoff öncesi inşallah bir tane daha superstar yani Cemal Murika, zaten konuştuk. Mitchell'la Turner'a geleceğiz. Evet, onu, ee, direkt ona geçelim istiyorsan. bir şey, hemen bir şey söyleyeceğim. Hani bu üçü de evet bunlar çok değerli oyuncular. Ama hani bunlardan bir tık daha üst seviye, bir tık daha büyük isimlerden Yanis'tir, Embiid'dir, Jokic'tir. Belki sakatlıktan dönen Lebron'dur, Durant'tir, Kavai'dir. Bunlardan biri Allah korusun. Hani Hard'ın bu arada e, sağ içi aktivitelerini gerçekten hani biraz NBA karışabilir yine. Harden sağ içi başlamıştı. Sakatlığı tekrar yükseltti. Yine out. Yani yine bir takvim yok onun evet. dönmesi bizim için. Fantezi oyuncuları da zaten şu an playofflar başladı. Sıkıntılı. Evet, bizim fantezide başladı playofflarımız sana da başarılar diliyorum. Önemli bir evet. e, de başarılar. E, biz de öndeyiz. Evet. Biz de öndeyiz. E, haftanın şanssızlığına geçelim. E, burada iki tane sakatlıktan bahsedeceğiz aslında. Miles Turner'ın e, sakatlığı ve Donovan Mitchell'ın sakatlığı. Bize burada Utah hakkında geçen program yaptığımız e, tahmin sonrası bayağı bir tepki çektik. Bayağı linç yedik. Evet. Ya şimdi şunu Biz demiştik şey demeyelim istiyorum. tabii. Yani. Yani, hayır, şunu belirtmek istiyorum. Geçmiş olsun aramızda. Geçmiş olsun orada. tabii ki evet. E, ama bu bizim bu öngörü kehanetler bölümümüz daha çok böyle hani Olması zor. Ee, bu, hafta şey, yani. da, bu hafta biraz da geçen haftaki şey daha zor. Bu hafta biraz da aşağıdan seçtim. Evet. Kehanet sırası bendeydi. Yani tabii ki de yani tepki çekeceğini biliyordum ben seçerken. Ama e, zaten olacak bir şeyi ben niye kehanet olarak söyleyeyim ki? Yani biraz tartışma olması için aslında hiçbir ki burada beni dağıttınız burada. Siz dağıttınız yorumlarda dağıttılar. Helal olsun Yani hakkımı verdiniz. Ee, ne kadar maç kaçacağı belli değil Donovan En az L bir, 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 buçuk bir hafta, hafta, falan dendi, yok. Sonra 10 güne çıktı. Playoff hani çok ciddi bir sakatlık olmadığını düşünüyorum. Hani 10-15 gün evet. bir süreyle tekrar dönecektir. Yani takımın en büyük rahatlığı birinci seed'de biraz rahat, olma, rahat olmaları. Galiba Phoenix'in evet. 4 maçı öndeler. olabilir. Ee, yani Benim seed'i kaptıracak. Bir buçuk çok... maç. Bir maç, Ara çok kapandı. Ara çünkü çok kapanmış. Çünkü e, bir Lakers'a da bir kaybettiler. Evet, Herkesi evet, dinlendirdikleri evet. Yani. Paf takımları maçı oldu bir Lakers Utah'ın ilk maçı. Ee, Phoenix kapatmış o zaman fark. Ben ona hakim değilim. Özür dilerim. E, ee, şöyle son 10 e, maçının 6'sını kazandı Utah. 4'ünü kaybetti. Phoenix 8 galibiyetti. Phoenix ee, kapatmış o farkı. Ee, özür dilerim. Yani bir buçuk maç şey bir maç. Jordan Clarkson'a 3 düşüyor. Yani gerçekten takım 1. seed elinde yani. Çünkü birincisi seed yani ev sahibi avantajı evet bu sene taraftar manaftar ama yine playoff'un bir sonlarına doğru. Amerika'daki bu aşı şeyiyle bütün, evet. şu an bütün stadlar açık. Limited kapasite oyuncu oluyorlar. Buradan evet, taraftar alıyorlar. müjdeyi verelim istersen. Bütün Amerikalı e, vatandaşlar istedikleri gibi aşı olabiliyor. Evet basketbolcular da artık aşılanmaya başlayacak evet. herhalde. E, stadların hepsi açılmaya başladı. Hani. Ve büyük bir playoff'un bir sonlarına doğru daha da dolu stadlar göreceğiz. Evet. O yüzden hani birinci CD'yi elde tutmak istiyorsa Utah hani Tamam Mitchell sakatlandı biz 2 3'ten girsek de fark etmez bunda girmeyeceklerse Jordan Clarkson'a çok büyük iş düşüyor burada. Joe Ingles çok seviye Joe yükseltti. Çok, ee... yani, çünkü Jordan Clarkson zaten bu takımda en yüksek ikinci yani en iyi ikinci oyuncusu demiyorum ama en yüksek ikinci skorer idi bu evet. sene. Bench'ten gelmesine rağmen en büyük ya tek ilk beşteki tek skorer dediğimiz oyuncu da Mitchell sakatlanınca Clarkson'a hani çok büyük iş düşüyor takım şey yapmak için. Ersan'a da bir ayrı parantez açmak lazım. O PAF takımı, PAF takımları karşılaştığı 8 maçta 10 şov yaptı. Falan ilk başta. Ee, Öyle girdi maça. 20 sayıyla, 20 sayı bayağı çok iyi, güzel <laughs> sesler iyi bir yaptı. maç geçirdi. Ee, buradan Ersan'ı da tebrik edelim. Miles Turner kısmına geçince de. Onun e, sağ ayak baş parmağı galiba. Evet, sağ kısmı bir yırtık varmış sağ ayak baş parmağında. Ee, çok iyi bir sezon geçiriyordu. Zaten ama onun öncesinde bir sakatlığı vardı. Sen yakından takip ediyordun senin fantasy evet. takımında bulunduğu için. Ee, bir maç oynadı sonra evet. sağ ayak baş parmağı yırtıldı. Hatta maçta oynanacak dendi. Oynanmayacak dendi. Son anda oynadı. Son anda döndü. Ee, şey oldu. Ya NBA'in açıkladığı defansif yılın defans oyuncusu listesi de 5. sırada. Sen başta İki. ikinciye kadar çıkmıştı o listede. Evet, NBA'in blok lideri zaten. Acayip ee... bir blokçu. Yani, Savunmada biraz ya, eskiden blok için çok pozisyon kaybeden bir oyuncuydu. Hasan Whiteside kitabını yazmıştır. Hani blok kovalayacağım evet. diye üç tane boş turnike ama e, Turner bu <laughs> sene yani bu blok <laughs> rakamlarını yakalamasına rağmen savunmada hani tembellik yapanı sadece blok kovalamıyordu ve iyi bir savunma yani gerçekten hani e, Pacers'ın sene başındaki formu da çok önemliydi. Pacers çok düştü tabi ondan sonra. Evet, üç maçtır kaybediyorlar ve aslında bir play'in potasının bir dışında kalma riskleri evet, var. Bir play'in yeri daha açıldı. İstersen haftanın e, dikkat çekenini e, geçelim. Buradan puzzle evet. play'in demişken. Russell Westbrook e, uzun bir süredir Konuşmamızı istiyorlardı zaten. Buradan Özellikle, kardeşim Kankol Kolbaşı. Evet. O da Twitter aleminin en büyük Westbrook hayranlarından. Türkiye'de de en büyük Russell Westbrook hayranı olarak bilinir kendisi. 2011'den beri diyorum. Her çıkan programdan sonra bana mesaj attı. Abi bu programda da mı konuşmadınız? Hadi artık falan diye. Kaancım buradan sana çok selam. Buradan selam yolluyoruz. Ee, birkaç istatistik vereyim Westbrook'la alakalı istiyorsan. Ee, 11 sezon üst üste 20 sayı ve üstü ortalama yapan 3. isim. Diğer ikisini tahmin et. Bir dakika bir dakika. 20 sayı 11 sezon üst üste 20 sayı ve üstü ortalayan. Lebron. Evet. Durant. O kadar. Bir de Westbrook. Ee, bu sene Clutch'ta %55 sahiçi içi isabeti NBA lideri. En çok aynı zamanda Clutch'ta şut deneyen isim. Clutch'ı da bir aç istersen son 3 dakika. Son 2 dakikada. E... 5 sayı altı maçta evet. diyebiliyorum. NBA'in şu an asist lideri. Ee, onu da aldı. Kimden aldı? Ee, tam hatırlayamadım. Bill Harden'dan almış olabilir. Evet, evet, Harden'dan aldı. Doğru. Çünkü Harden bayağıdır oynamıyor. Geçti önüne. Ee, Bill biraz böyle performansı düşünce direkt kontrol ele aldı. Ve yani Wizards'ı bayağı bayağı şu an gümbür gümbür taşıyor e, play play'in potasına. Ya en iyi yaptığı işi yapıyor aslında Westbrook. Westbrook bence NBA'de hani burada Westbrook haterları, Westbrook nefret de karşıma almak istemiyorum Westbrook'çuların. Aldın ama. Aldım gibi ama Westbrook'un en iyi yaptığı iş düşük seviye bir takımı gerçekten bir playoff takımı contender demiyorum burada ama zamanda Oklahoma City ile 7. seed, 8. seed olup MVP aldı. Ama 6. 6. seed olup MVP aldığı sezonda hani gerçekten Westbrook çıkarsan NBA 29. 30. Evet. olacak bir takımı playoff'a sokmuştu. Bence bu sene de şu an tabii Bradley Beal önemli bir oyuncu ama bu takımın e, ilk 5 pivotu sene 2 hafta basketbol oynadı bu sene. Evet. Thomas Bryant yok. Hani Danny Avdia, Rui Hachimura bunların hepsi çok genç isimler. Başka takımda yani Robin Lopez var hani güvenebileceğim parçalardan başka çok güvenebileceğim bir parça yok takımda. Yani <laughs> güvenebileceğim parça Robin <laughs> Lopez yani. Tabii Robin Lopez de süperstar demiyorum. Hmm. Güvenebileceğim bir parça yani. Böyle bir takım için Westbrook gerçekten ideal oyuncu ve yani en sevdiği rolü bence sonuna kadar iyi yapıyor. Takımı taşıyor. O da bu arada sezona yavaş girmişti. Westbrook evet sene başı iyi değildi ama, ama All Star'dan itibaren... Westbrook'un da e, Tatum'la ilgili konuştuk geçen hafta. Covid'i ağır geçirdiği söyleniyor. O i̇lk vakitlerde geçirmişti. Bubble vaktinde. Bubble, da, sen Bubble'da da hani şey demişler. Ben Covid'den beri kendimde değilim demişti. Evet. Ee, yani sene başı Westbrook biraz fren, yani düşük bir ama o da bir takım için bir play-in ve playoff off potasına giriş şeyi görünce bastı gaza gidiyor. Yani 11. Yani. 11. sıradalar şu an. Ee, hemen arkasındalar Chicago Bulls'un aynı şeyler. Chicago Bulls çok büyük düşüşte. Zach de yok. Evet. Ee, Zeklevin de yok. O, yani karışacak. Toronto evet. burada atak edebilirdi ama onların ne hiç kafa. Ben 3-5 program önce Toronto'da potansiyel var ama kafa yok. Yani kafa burada değil demiştim. Hakikaten değil. hiç kafa yani orada değil. 3 starı hep o dinlendiriyorlar neredeyse. OG Lowry ve siyah ee, Westbrook triple double yaptığında takımları 100, 129 galibiyet, 43 mağlubiyet. inanılmaz bir istatistik. Ya bence zaten biraz Westbrook kafada triple double yaptı andan sonra daha da rahat oynuyor. Evet. Ama bir hani Kafada ama bir her maç mental eşik olarak triple-double kovalıyor. Bu MVP sezonunda çok komik görüntüler oluyordu. Hani Steve triple Double yapmak için. Steven Adams böyle ellerini evet. çekiyor. Westbrook aradan giriyor. O yıl şimdi hani demek istemiyorum ama biraz da devam gerekiyor. Hakikaten istatistik kağıdı doldurma için yaptığı hareketler oluyordu. Ama hani tabii ki de çok büyük e, bir iş. O kadar bence bu sene zaten yaptık. Çok büyük bir iş yani. Yani e, bence girecekler play'ine. Bence de girecekler play'ine ve de. Playinde... Sıkıntı yaratabilecek iki oyuncuları var yani. Hem Bradley hmm. Beal hem Westbrook. Çünkü öyle tek maçlarda bir oyuncunun alev alması ki bunlardan birinin Bradley Beal olabilmek. Çünkü Bradley Beal bir bıraksan 50 atar. Evet ben Bradley Beal'ı Clay Thompson'a çok benzetiyorum hani. Westbrook eğer e, kafasını altı. içeri girmeye sokarsa. Sokmuş gibi görünüyor bir caydır. Gider yani uçar gider. <laughs> e, enteresan bir e, yükselişte kendileri. Onu da belirtmiş olalım takımın gençlerine mentorluk dedik. Deni Avdiye ve Rui Hachimura'yı her molada özel ilgileniyor. Özellikle Hachimura'yla. Yani gördün mü Twitter'da bilmiyorum. Bir pozisyon oldu. Hachimura baseline'dan gitmesi gerekirken yanlış hareket yaptı. Dizine çarptı top çıktı. Mola çaldılar. Pozisyon orada o saniyede anlattı Hachimura'ya ve mola dönüşü aynı pozisyon Hachimura smaç vurdu. Aynı yerde. basketbol IQ çok yüksek bir isim zaten Westbrook. Ya millet biraz Westbrook'u hani Deli gibi potaya gidiyor. Kontrolsüz Önce, evet, yani Oyunu biraz kontrolsüzlük üstüne kurulu ama basit bir bu kadar yüksek yani bu kadar kontrolsüz oynayıp bu kadar yüksek asist rakamlarına çıkması onun hani oyun IQ'sunun yüksek olduğunu gösteriyor bence. Eski atletizminde olmadığı için de bu evet, IQ evet. daha da artık e, sahaya yansıtıyor. E, dediğim gibi muhteşem bir performans. Daha fazla istatistik saymaya gerek yok kendisi hakkında. İstersen haftanın kazanına geçelim. E, Sayın Dwayne Wade ve Alex Rodriguez. Bu iki isim ee, size tanıdık gelmeyebilir. Tabii ve gelebilir ama Eminim, Alex Rodriguez. Yeni yeni yatırımcıları. <laughs> evet. E, melek yatırımcıları NBA'in. <laughs> Alex Rodriguez ve e, partneri Mark Lohr Minnesota takımlarını aldı yani Minnesota Timberwolves ve Minnesota Lynx e, WNBA takımını. Eee 1,5 milyar dolar karşılığında aldılar ve tamamını kontrolünü ele alacaklar. Eee evet. Taylor'dan alıyorlar kulübü. Ben 2000... hemen bir araya girebilir miyim? Tabii. Alex Rodriguez kim diye sorabilirsiniz. Alex Rodriguez e, 1990'ların sonundan 2010'lara kadar Beyzbol MLB'nin en büyük starı. Hmm. MLB'de mil, hep kontrat rekorları kırmış. İspanik, Porto Rico orijinli. Lebron James Amerika'da siyah, siyahi komünitesi, siyahi insanlar için nasıl bir figürse Alex Rodriguez de Hispanic. Amerika'daki Hispaniklerin spor, en büyük spor figürü. Çok iyi bir beyzbolcu. New York Knicks'le şampiyonlukları var. Ve aynı zamanda son bir haftaya kadar Jennifer Lopez'in nişanlıydı. Onu Anthony Edwards'a anlattıkları bölümü gördün mü? Anthony Edwards ilk bir şey, röportajda şey dedi. Ben tanımıyorum Alex Rodriguez kim falan. Aa çok iyiymiş beyzbolun en iyisi falan. En son röportajda şey dediler. E, evet birkaç bilgi aldım kendisi hakkında. Jennifer Lopez çıkıyormuş galiba falan dedi. O zaman ayrıldılar falan. Aa yapma ya çok üzüldüm. İşte <laughs> neden üzüldüm falan. Ben patronun mutlu olmasını isterim. Şey, Jennifer Lopez mutlu edebileceğini zannediyor musun falan dedi. Abi Jennifer Lopez'e kim mutlu olmaz ki falan demiş. O <laughs> ya, da matrak bir Ya onlar da Jennifer Lopez e, Alex Rodriguez o Hispanik Amerikalı komitesinin biraz hani power couple gibiydi orada. Evet. O neden çok... boşandılar? Bilmiyorum o magazin. Magazin. Onu Sports <laughs> Digital'in magazin programında takip edebilirsiniz. Pazar sürprizinde. <laughs> Pazar sürprizinde. <laughs> ya böyle bilgim yok <laughs> ama hani İspanik Amerikalılar için çok büyük bir figürdür kendisi. Alex Rodriguez. Wayne Wade zaten herkes biliyor. Ve de Utah Jazz'da ufak ortak olacak anladığım evet. kadarıyla. Ne kadar para verdiği açıklanmadı. Ne açıklanmadı. Ne kadar yüzde alacağı da. Ama burada hani bence oyuncular e, eski oyuncular spor takımlarına yatırım yapmanın gerçekten çok parası olan insanlar için yani öyle bir iki hisse alan insanların yapabileceği yatırımlar değil bunlar ama hani spor YT'di. Ha? Yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> yani spor insanlarının ve milyarder yatırımcıların e, Amerika'daki spor takımlarına yatırdığı paraların ne kadar e, verim getirdiğine, ne kadar para kazandırdığını bence sporcular görüyor yavaş yavaş. Yani zamanında 10-15 sene önce NBA franchise NBA takımı satın alan isimler o takımların değerleri şu an 7'ye 8'e katlanmış. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. 94 yılında Glenn Taylor, Minnesota'nın şu anki sahibi 88 milyar dolar milyon dolar almış. Şu an 2 milyar dolar, 1,5 milyar dolar. Evet. Yani New Orleans'a e, taşınacaktı Timberwolves. Son anda kurtarıp takımı aldı 88 milyona. 1,5 milyara sattı şu an. İşte. Yani e, Michael Jordan'ın da hani batmakta bir Charlotte Bobcats'ı alıp evet. çok cüzi bir miktara şu an onun milyarder olmasındaki en büyük elindeki değer Charlotte Hornets evet. franchise'ı. Bunun sebebi de ben buradan biraz bir futbol gündemine evet, giriş yapacağım. Sen bir bunu gündemi meşgul eden Süper Lig yani... aslında biraz dağıldı artık. İptal evet, yani. oldu diyebiliriz. Evet. günü pazar yerisi bir darbe yapıldı futbola. Evet. Salı günü herkes çekildi ama ben hani biraz kapalı ligin değerini hani neden kapalı lig istiyor bu takımlar? Neden em... buna Avrupa'nın NBA'yi olacak? Evet. Çok güzel olmayacak mı diyenler oldu. Sen onu açıkla yani. NBA'den bunun farkı ne? NBA'nin, bir, bir de bir yönetimsel şey evet. açıklayacağım neden bu tak neden bu takımlar bu kadar değerleniyor? çünkü NBA, NFL, MLB ve MLS. Bunlar Amerika'nın ve NHL hokey. Bunlar Amerika'nın 5 büyük spor ligi ve bunların hepsinin bir Türkiye'de ve bizim Avrupa'da çok alışık olmadığımız bir sistemle yönetiliyorlar. Bu takımların hepsi bir e, özel bir şirket. Ve bunları yöneten MLS hariç orada bir Amerikan normal futbol milli takımında olduğu için onu ayrı tutuyorum. Hiçbirinin üstünde bir federasyon yok. Evet. Amerika'da bir Amerika Basketbol Federasyonu diye bir şey yok. Bizdeki TFF gibi ligi şey yapan, e, yöneten. ligi yöneten. Bunlar 30 şirket sahibi, 30 takım sahibinin aynı derecede ortak olduğu birer şirket hepsi. Ve NBA özeline gelince... Başlarında da bir komisyoner oluyor. Eh oraya geleceğim bir dakika. NBA özeline gelince bu 30 takımın bu ligde daimi hani tarihin en kötü hani 10 sene üstü 30. olsalar bile ellerinden bu takım ligden çıkma hakkı alınamayacağı için yapılan yatırımlar şey gibi bakılıyor bu yani şey ömür boyu kar getirecek hiçbir şekilde değer kaybetmeyecek yani. Bu yatırımın değer kaybetmesi için bu sporun artık Amerika'da oynanmaması lazım. Çünkü futbolda öyle değil aslında. Bir Premier League takımı, zamanının dev bir takımı Nottingham Forest mesela ikinci kümede hani takımlar değer kaybedebiliyor futbolda. Veya Şampiyon Bursaspor şu an ikinci ligde. Abi evet. bir de şöyle bir fark var. NBA kapalı bir lig. Yani bir alt kümesi yok. Yani G-Lig'e takım düşmüyor. Evet. Yani bu sene Minnesota Timberwolves sene G-Lig'de olmayacak. İşte yani. ya kapalı bir ligin şeyi ol, parçası olmak yatırımcıların çok büyük değer kazandırıyor yatırımcılara. E şimdi bir Avrupa Süper Ligi'niyle bir karşılaştıracağım. Hani onlar hani neden Avrupa'nın NBA'yi deniyor bazı kişiler tarafından? Ne kadar doğru ne kadar yanlış? E şöyle bir fark var. Avrupa Süper Ligi NBA gibi 15 daimi takım ve 5 tane ekstrem dışarıdan evet. takımlarla beraber bir özel şirket olarak kurulmak istendi. İspanya'da kurulacaktı bu şirket. JP Morgan'ın finansörü olacaktı. Ancak iki tane NBA'de gördüğümüzde burada görmediğimiz iki büyük sıkıntı vardı. NBA bir özel şirket olarak yönetiliyor. Özel şirket olarak yönetildiği için de finansal olarak diğer liglerden daha faydalı. Evet. Hem sahiplerinin cebine çünkü parayı kontrol eden bir federasyon yok. Ve Avrupa futbol takımları bundan uzaklaşmak istediler. Ancak NBA'de görmedikleri iki şey vardı. Bir, NBA bu gelen parayı takımlara eşit dağıtacak çok güzel bir rol mod yani finansal model ortaya koyuyor. Covid'de biraz bozuldu bu model. Onu yani Covid'e ayrı tutuyorum. Ve paranın %50'sini NBA'nin kazandığı toplam paranın %50'sini oyunculara dağıtacak bir collective bargaining agreement. Hı. Oyuncular sözleşmesi imzalanıyor. 8 yılda bir galiba. 8 yılda bir. <gülüyor> <gülüyor> bu sene bir değişti Covid'den dolayı. Hatta o. anlaşamayınca lockout yani evet, yani oldu Darren Oyuncular orada sene. bir sendika i̇şte. olarak varlar. Ve o yüzden hani NBA yoksa hani NBA yıllar boyunca takımlar büyüdükçe oyuncuların da maaşlarını kesebiliyor. güçlü olsalar hani takım sahiplerinin daha da içine gele gelebilecek bir denklem ortaya çıkardı hmm. ve ayrıca bu ligi 30 takım sahibinin oy verdiği bir tarafsız komisyoner yönetiyor ve onun ve onun dediğine uymak zorunda bu 30 takım hani evet komisyoneri değiştirebiliyorlar 30 takım 21 oy alırsa diyebiliyorum onun bir oranı var ama bir komisyoner yönetiyor yani Ş Avrupa Şampiyonlar Ligi NBA'de NBA'in bu kadar finansal ve izlenici olarak başarılı olmasını sağlayan bu iki şeyden uzak duruyor. Evet. Ne bir oyuncularla yapılacak bir sendikalaşma ve bir sözleşme durumu yoktu orada. NBA'yi NBA yapan özelliklerden biri bu. Ne de ligi yönetecek, yani Real Madrid başkanı ligin başkanı olacaktı. Ya bu hiç sağlıklı bir yapı değil. Yani hiç NBA'de var. hiç, ben NBA'de hiçbir takım sahibinin, diğer takım, yani Türk futbolu, yani futbolda başkanlar atışırlar ama, ben NBA'de hiçbir takım sahibinin başka bir takım sahibi hakkında veya yönetim hakkında ileri geri konuştuğunu. Ya onlar çok geride duran figürler ve sadece çok, çok komik olur. Ya. Yani bazıları yani bazı sahipler hani kendi takımlarının basketbol operasyonlarıyla ilgililer ama hiçbir başkan hani basın toplantısıdır. Başka hani hakem kararlarını şeydir. Soyunma öyle. odasını basmadır. Ya hiç böyle işlerin olmadığı bir ortam NBA. Hani tamamen e, şirketleşmiş. Bunu Avrupa'da yapmaları çok zordu. Tabii NBA'nin bir büyük avantajı da e, yani ülkede sadece 30 tane profesyonel basketbol takımı olması. Bir şey ekleyeceğim bir de. Baş, hemen bir şey söyleyeceğim. Avrupa'da bunlar 15-20 takımla bir lig grup. Geri kalan binlerce profesyonel takımı dışarıda bırakıyorlardı. NBA'de başka profesyonel takım olmaması bu ligin ve bu spor kültürünün finansal olarak çok başarılı olmasını sağlıyor. Bence Avrupalı takımlar bunu biraz kıskandılar. Çünkü onlar da kapalı bir ligde olup NBA takımları gibi hani biz batsak bile hani futbol olarak sahada Hiçbir şey koyamasak bile hep en iyiler aramızda olacağız. Cebimiz daha çok da olsun. Bence biraz kıskanılır NBA takımlarının bu konudaki rahatlıklarını. Bu 12 takım arasında zaten sahipleri Amerikalı olan ha. yok mu? Amerikalı sahipleri Amerika. Yani. Üç büyük Amerikalı zaten bunun şeycisi. Manchester United'ın sahibi Glazer ailesi. NFL takımları var. Tampa Bay Buccaneers. Stan Kroenke. Arsenal'in sahibi. Onun da bir NBA takım var Denver Nuggets. Yok için patronudur kendisi. Bir e, Denver'ın aynı zamanda Amerika e, hokey takımının da sahibi. Liverpool'un sahibi e, Fanbase Sports Group. John Henry'de de Boston Red Sox'ın sahibi. Yani bunlar ya yani bu LeBron da dahil o gruba. Le, LeBron da ortak oraya ama esas büyük sahip Red Sox'ın sahibi. Ya yani bu takım sahipleri bence NBA'in ve Amerikan sporlarının kendine getirdiği finansal modeli biraz daha kendi şeylerine uydurup Avrupa'ya implement etmeye çalıştılar hmm. ama spor kültürü farklı buna el vermedi. o abi yüzden bir de yapılma şekli de tabii darbe gibi Gecenin falan. köründe abi Twitter hesabını o gün açmışlar. Ne bileyim internet sitesi hazır değil falan. logo desen amatör. Yani ben sana iki dakikada yaparım aynı logoyu. Şeyden bahsedecektim. Bu hakem eleştirmeden bahsediyor. Abi NBA'de hakemi eleştirdiğin anda fix Ceza. cezayı yiyorsun zaten. Yani o Uber zenginlere bir şey olmuyor tabii o küçücük zekada e, cezadan ama sen cezayı yiyorsun. Ama da. hani özel bir şey yani. Adam Silver patronlarına ceza vermekten korkmuyor ve evet. mesela kendi çünkü 30 takım sahibi onun bir yerde patronu yani. Hiçbiri tek lafıyla bir şey değiştiremezler ama örgütleşip diğer lig şeylerini çıkarabilirler yani komisyoneri dışarı. Evet. Ama Adam Silver Los Angeles Clippers felaketinde Don Sterling çok ırkçı söylemlerde 2013, bulunmuştu. 2013-14. 13-14 playoffları sırasında bir e, siyahi ve hispanik çalışanlarına çok ırkçı söylemlerde bulunduğu videosu. Hem o hem de e, artık eşi e, siyahi insanlar takıldığı için onlara ona laf ediyordu. İşte ee, işte onları benim maçıma getirme falan tarzı. Çok ağır, ırkçı. Çok şeylerde ağır bulunmuşken şey. diğer 29 takım sahibi o diğer takım sahibini oyla ligden çıkardılar Bu yani. arada şöyle bir şey var. Takımı sat, satılmaya zorladılar. E, takımı satın alırken de direkt alamıyorsun takımı. Satın. Tabii çok ciddi şeyleri var. Bütün GM'lerin onayı alması lazım. GM de takım pardon sahipleri. pardon takım sahipleri onay vermek zorunda sana takımı satın alman için. Öyle ben parayı koydum, aldım diye bir şey yok. Ya Oturmuş bir sistem var NBA'de ve bu bir gecede yapılacak evet, bir şey değil. Evet bir gecede yapılacak bir şey değil ve... Hele pazar en büyük, gecesi yapılacak bir şey buradaki değil. Buradaki en büyük fark NBA'de oyuncuların da e, sendikalaşması. Avrupa'da böyle bir hiçbir durum yokken, ya yani ben oyuncuların zaten bu kadar karşı çıkmasının sebebinin bir yere kadar da olduğunu düşünüyorum. Yani oyuncuların da sonuçta avukatları var, e, menajerleri var, e, maddi şeyleri var. Yani bu gücü tamamen oyuncuların, hani, evet federasyonları da aradan çıkarıyorlar. Çünkü hmm. burada özel şirket olunca sen ligin gelirlerini federasyona paylaşmıyorsun ve her şey daha şeffaf oluyor. Daha e, karlı, daha efficient daha evet. efektif oluyor. Ama ya, bu aynı zamanda oyunculara da çok güç kaybettirecek bir şeydi. Ya çok NBA'de sendikalaşan oyuncular istemediğini almazlarsa oynamıyorlar. Bak, ya bir de NBA yani, çok ortakça çalışıyor abi o oyuncular sendikasıyla. Yani, yani, o kadar onlar da hani canciyerkusarması değiller ama hani avukatlarla şeyle, meyle hani gerçekten abi, orada ciddi bir hani hukuksal ve e, çok ciddi bir süreç var orada. Ya her collective bargaining Agreement'ın hazırlanması çok ciddi evet. süreler alıyor ya yani. olmuyor tabii. Yani çok bubble'da, ya bubble'da ayarlanırken bayağı beraber çalışıldı. Tabii evet yani orada çok ciddi bir kolektif efor varken bunu 12 takım sahibinin bir anda biz NBA'yı buraya getiriyoruz, aynı sistem buraya getiriyoruz diye yapması çok doğru değil. O yüzden Avrupa'nın NBA'ı mi olacak? Evet, mantıkta Hı -hı. öyle düşündüler. Ama iş, e, o, iş operasyona geldiğinde çok ciddi farklılıklar ve Hı. çok ciddi NBA'nin özellikleri var. Onları Avrupa'ya gelmeleri zor gibi görünüyor. Evet. Geçelim. Son konuya geçelim. Evet. Uzattık Öngörü ve kehanetlere geçelim. Bugünün kehaneti LeBron James NBA tarihin en çok sayı atan oyuncusu olur. Bunu şuradan geldik. Karim Abdulcabar'ın doğum günüydü geçtiğimiz hafta. 74 yaşında girdi. Doğum kutlu olsun. Kendisi hakkında bilgi vereyim. Belki bunu sen bilmiyor olabilirsin. Beyaz Şov'a konuk olmuştu kendisi. Nasıl yani? Baya Beyaz Şov'a konuk olmuştu ve Ebru Gündeş ve Kadir Çöpdemir'den sonra konuşma hakkı verilmişti kendisine. <laughs> Böyle bir küçük bilgi vereyim evet ya LeBron James şu an 3. sırada. Carmelo'nun 1500 1600 sayı kadar gerisinde. 1600 sayı gerisinde Karim'den de 3100 sayı geride. Ya bir iki sezonu var herhalde Karim'i geçmek için. Ya şimdi büyük ihtimalle 40 yaşına kadar falan oynayacak LeBron. 3 sezonu falan. Bir senede de 28 30 yani 25 ortalamayla ne kadar atılıyor? 82 yani şöyle söyleyeyim. 82 e, maçta çıkmıyor tabii kimse de. Şu an şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an 25 sayı falan ortalıyor. Ee, bunu azıcık düşüre düşüre 21 sayıya kadar düşürebiliyor 410 içerisinde. Ona rağmen hala geçiyor. Yani büyük bir sakatlık Kobe'nin kariyer sonunda yaşadığı bir sakatlık gibi bir şey yaşamazsa 4 sene daha oynar bence Büyük Lyon, ihtimal geçecek. Diye. 21 sayı ortamında tutturabilir bence 4 sene boyunca. Evet. Oğlunun lige girişi 2 sene sonra değil mi? Eee lige girişi Lakers'taki şu anki kontratının bitmesiyle 3 sene sonra. 2024'te doğru haklısın. Evet. Ee, yani 3 sene bence Lakers'da bu seviyelerde oynar. O son kontratında da oğlunun yanına gitmek istediğini söylüyor. Evet. Orada da bir hani bir takım içi liderlik yaparsa hani abi yani bir de oyunun çok yenileyen biri ol, yenileyebilen biri ya olduğu yürü, için yürü, yani o kadar yani enerjisini bu kadar hani yürüyerek oynuyor deyip hani laf etmek istemiyorum. Yani, laf etmiyorum yani. Enerjisini bu kadar iyi saklayan ve e, kendini bu kadar efektif kullanan enerjisini başka bir oyuncu görmedim ben. Abi bir bakıyorsun 20 sayı atmış. Ama hani yani... maçı izlerken diyorsun ki abi LeBron hiçbir şey yapmıyor. Bir bak hani, savunmada sayı. iş yani savunmada zorlanana kadar yürüyor. Evet. Köşede şutörlerle baş başa. Ya o işte bir yapması lazım. Normal sezonu tabii. Normal sezon. Playoff'ta da bir yere kadar seni. Hani... Playoff'ta da o şey kendi aktif dinlenme periyotlarını Aktifle, çok iyi belirtiyor. Çok iyi, çok iyi. Yani hiç hiç maçtan kopmayan aktif dinlenirken hani köşede hiç adam unutmuyor, saçma bir evet. yardıma gelmiyor. Hani bazı evet, hücum setlerinde köşede şutu bekliyor ama köşede o şutu gelirse atıyor şutu. Evet. Yani ya da bir şey yaratıyor. Bir oradan, şey yaratıyor yani. orada hani. Hep kendi oyununu At demiştik ya oyun IQ'su. Yani oyun IQ'su zaten LeBron'un hani saçma zaman bir seviyede. NBA'de evet. birinci bence. Belki Chris Paul'la kapışır. Chris Paul'la beraber. Ee, yani bu oyun aklı bu atletizmde gerçekten tarihin iyi iki oyuncusundan birini çıkardı. Evet. Ve hani atletizm yavaş yavaş kayboldu burada. Hala LeBron bence atletizmden çok şey kaybetmiş değil. Bakalım bilek sakatlığı sonrası ne olacak? Bakalım ama hani hala bu atletizmi kaybedip oyunu bu oyun aklına şey yapması e Evirme, evrilmesiyle beraber. Ki oyun aklı geriye gitmeyecek abi. Yani oyun aklı artacağı da ileri gidecek. Daha da ileri gidecek. O yüzden ben Lebron'un evet tarihi NBA tarihinin en skor oyuncusu olarak biteceğini düşünüyorum. Evet muhtemelen olacak. Evet. Bu da tarihin en iyi tartışmalarında kullanılabilecek bir çip daha evet, olacak. Ona, ona bir şey olacak. Evet. Onun bir şeyi olacak. Evet. Deyip programı sonlandıralım istiyorsan. Evet. Sports Digital'in NBA Podcast'i Çaylakların bölümünün sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı. Sports Digital YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.